bittikten sonra Colin Hermes'e birinci şarkısının Sila Vieca'da olduğunu bildiğimizi söyledim. İkinci şarkının adını da New York'taki özgürlük anıtı için Malibert'e benim özgürlüğüm olduğunu söyledi. Et pour la troisième fois alors? Eh bien la troisième c'est un petit peu quelque chose de peu exceptionnel puisque pour vous expliquer, d'abord je dois remercier le public turc parce que ce sont des gens très chaleureux, très gentils et ça déjà c'est très important. Maman s'il vous plaît, tabii şarkısının adını anons etmeden önce öncelikle Türk halkına teşekkürlerini iletmek istiyor. Çok sıcakkanlı, çok misafirperver olduğumuz için. Merci. Oui. Et donc mon grand ami Erkan Ozerman m'a fait cadeau d'une merveilleuse chanson de Monsieur Attila. C'est Özdemiroğlu? C'est Sevda. Ah, le nom c'est Sevda. Oui, le titre de la chanson Sevda de bien sûr du compositeur Attila. Vous allez chanter un truc quoi? Oui. Ah bon? Yani seyirciler, Türk besteci Atilla Özdemiroğlu'nun hepinizin yakından tanıdığı Sevda adlı eserini Colin Hermes bizlere Türkçe olarak sunuyor. Teşekkür ederim. Merci beaucoup. İstanbul Abdi Tekşarene'den hepinize iyi akşamlar diliyoruz değerli seyirciler. 49. Eurovision şarkı yarışmasının yarı finalinde. Ben Bülent Özveren. Ben Didem Dolunay. İstanbul'dan Abdi Tekşi'den sizlerle birlikte olmanın gerçekten büyük mutluluğunu yaşıyoruz. İzin size söyleyeceğim yayının başında. Ne mutlu bana. Neden mi? Çünkü yıllardır hep şu ülkenin, şu kentinin, şu salonundan hitap ettim. Geçen yıl Letonya'nın başkenti Riga'dan, Skontohol'den iyi akşamlar dedim. Oysa bu kez Türkiye'den, İstanbul'dan ve Abdi Peçi'den sizlere merhaba diyoruz. Eurovision Dream ekibi olarak Türkiye'nin Eurovision tarihine imza atmış olan sanatçılar ve kişilere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz, daha doğrusu bizim konuk olduğumuz kişiyi Türkiye'de Eurovision Dream çapına gelen ilk isim Bülent Özveren. Bugün Bülent Özveren'in misafir olduk. Bülent abiyle, izninizle Bülent abi demek istiyorum çünkü benim için çok önemli bir insan. Hayatımda hayallerime ışık olan, hayallerime destek olan ilk insan, tek insan. O yüzden onu çok seviyorum. Biliyorum sizler çok seviyorsunuz. Bugün Bülent abiyle Eurovision üzerinde, onun yaşantı üzerinde konuşmak istiyorum. Bülent abinin diğer yönlerini de size anlatmak istiyorum. Çünkü Bülent Özveren deyince herkes Eurovision hatırlıyor ama aslında Bülent abinin Eurovision dışında da yapmış olduğu birçok işler var. Bunu insanlar bilmiyor olabilirler. Biz bu süreçte Bülent abiyle konulara girmek istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Çünkü o kadar sıcak bir ortam, o kadar güzel bir insan var ki karşımda. Bu bir tarih olacak diye, röportaj, bir program, bir şey olacak diye düşünüyorum. Daha doğrusu Bülent abi varken de konuşmak da gerçekten çok zor, çok heyecanlıyım. Bu yüzden lütfen mazur görün. Bülent abi çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Gelmişken buralara size de konuk olmak istedik. Çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi çok zarifsiniz. Her zaman söylüyorum, her yerde söylüyorum biliyorsunuz. Benim için çok önemli bir insansınız. Allah size ömür versin, sağlık versin. İnşallah, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İstedim ki sizin de Eurovision Dream ekibi olarak, Türkiye Eurovision fanları için, Türk seyirciler için bir söyleşi yapmak istedim. Siz hakikaten Türkiye için, TRT için çok değerli bir insandınız, değerli bir personeldiniz. Türkiye Eurovision sizinle başladı. Daha doğrusu Eurovision'a girmek sizin fikrinizdi, siz önayak oldunuz. Bir adınız da Bay Eurovision olaraktan Türkiye'de kaldı. Biraz evvel söyledim, ben buna çok mutlu değilim. Çünkü Eurovision'a ilk programını yapmış olmak, onu sunmuş olmak tabii ki keyifli bir olay ama çok güzel ifade ettin. O kadar çok iş yaptım ki ben Eurovision bunlardan bir tanesi. Evet. Ama onun etiketi üzerimde kaldı. Yani bundan şikayetçi miyim değil ama diğer taraflarımın geri planda kalmasına pek mutlu değilim. Hı hı. İsterseniz Eurovision'dan başlayalım. Derken diğer konulara geçelim. Ben Eurovision fikrinin daha önceki programlarda belki bunu anlattınız ama bir de bizim için çok kısa özetler misiniz? Eurovision fikri nasıl doğdu? Şöyle Ali, ben küçük yaşta yabancı okulda öğrenim görmeye başladığım için ya küçük yaşlarda Fransızca ve İngilizce anlayıp konuşabiliyordum. Hı. Bir de müziğe merakım vardı. Bizim evde de güzel bir radyo vardı. Thor Mark hatırlıyorum, Danimarka balık. Ben hem Radyo Luxemburg hem de Monte Carlo Radyosu'nu dinlerdim. Dolayısıyla Batı müziğine karşı ilgimi orada almış oluyordum. Çünkü o tarihlerde
50'li yıllardan bahsediyorum. Evet. Türkiye radyolarında pek fazla hakikaten müzik programları yoktu. Ben Eurovision yarışmasının varlığını bir radyo dinleyicisi olarak bilenlerdendim. Daha küçük yaşlardım. 56'da başlamadım ama daha sonra takip etmeye başladım. Evet. Sonra İzmir Radyosu'na göreve başladığımızda, İzmir'de daha televizyon henüz başlamamışken TRT televizyonu, Yunanlılar o tarihte bizler biraz önde gidiyorlardı ve adalardan İzmir'de oturanlar ya da çevrede oturanlar Yunanistan üzerinden birçok şey izleyebiliyordu. Evet. Ben bu sefer yalnız radyo olarak değil, televizyon üzerinden de izlemeye başladığımda dedim, biz niye katılıyoruz? Artık her şey vasafa olmuştu. 74 yılındaydı. Bir öneri hazırlayayım, bir öneri düşündüm bir programcı olarak. Hazırladım. Antalya zaten dikiliyordu, işlerim vardı. Önerimi teklif ettik. Ben radyocuyum o sırada, bir televizyonda. Hani ne kadar televizyoncuyum? Yazın İzmir'de deneme yayınları başlamıştı. O arada bir iki görev yapıyordum ama esas radyocuyum bu arada. Öneriyi verdim, öneri benimsendi. Neydi önerim içeriği? Amatör, profesyonel herkese açık bir yarışma yapalım. Çünkü o tarihte Türkiye'de arabesk müzik ağır basıyordu. Yani hafif müzik biraz üvey evlat durumundaydı ve devletin desteğiyle böyle bir şey yapalım dedim. Herkes katılabilsin bu alanda. Bir jüri toplansın. Bir jüri ama ihtisas jürisi. Elemeyi yapsın. Değer bulduğu eserleri finale bıraksın. Finalde devletin gücüyle, TRT devlet demek, bir büyük orkestra kuralım. Timur Selçuk bunu başına getirelim. Sanatçılar parçalarını büyük orkestra eşliğinde söylesinler. Çünkü o tarihte sen de biliyorsun Avrupa'da playback değil büyük orkestra düzeni vardı. Yani bir nevi ön hazırlıklarını yapalım diye. Her şey yolunda gitti. Yaptık. Bir de halk da katılsın diye oylamaya. O zamanlar var, şu anda var mı hala bilmiyorum. Posta şekilleri vardı. 2,5 lira karşılığında vatandaşlar beğendikleri şarkılara oy verebiliyorlardı. Buradaki amaç da şuydu. Birinciyi bilen bir çift kurayla belirlenecek. Onlar da Eurovision'u izlemeye Stockholm'a gidecek yani. Evet. Esprisi bu yani. 2,5 lira bunun için de o tarih. Evet. Yani herkes katılırken hani elinde cebine bir parça koysun gibi. Her şeyi planladık, her şey çok iyiydi. Daha bir şey unutmuşum ben. Eğer halk jürisi ve iktisat jürisinin finaldeki oyları, eserler aynı sırada olurlarsa şartnamede bir madde yok daha kuracağına dair. Ve final akşamında da Semih Ayankı ile Cici Kızlar beraber birinci oldular. Evet. Ne yapılacak şimdi? Aklıma hemen geldi. Tek çare var, kura çekmek diye düşündüm. O an aklınıza geldi mi? O anda Sayın Allah rahmet eylesin Genel Müdürümüz İsmail Cem ve Daire Başkanımız Yılmazlar Deviren balkondan izliyorlar, aradan yayın yapılıyordu. Hemen gittim, dedim Sayın Genel Müdür böyle böyle bir durum var, kura yap dedim biraz. İki tane kağıt parçası aldım, birine işaret koydum, bir tanesini boş bıraktım, katladım. Elimde tuttum, önce Cici Kızlar aldılar bir tanesini, evet. Boş çektiler, dolup şeye kaldı. Peki. Gönlünden bir şarkı vardı. Cici Kızlar mı? Hayır, Cici Kızlar. Sevmeyi tercih ediyorum. Öyle mi? Lazım? Sen de çok iyi biliyorsun ki Obey grubunun yani Eurovision Fan Kulübü'nün yaptığı bir değerlendirmeye göre Türk Obey değil, genel Obey'nin evet. Senin de bir dakika en sevilen 20 şarkı arasında bir yer bulmuştu. Doğru. Yani. Bana sorarsan çok kaliteli şarkıydı. Doğru. Ama işte o günkü siyasal şartlar, ekonomik şartlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, Kıbrıs Barış Harekatı gibi çok karmaşık durumlar vardı. Yani Türkiye'nin imajı pek yukarılarda değildi açıkçası. Sanıyorum ondan dolayı gereken puanı alamadık. 3 puanla o güzelim şarkı sonucu oldu. Sonucu olmuştu, evet doğru. Ondan sonraki Eurovision'larda nasıl diyeyim size, hangi şarkı daha çok beğendiniz, hemen şarkısı gibi tuttunuz diyelim. Şimdi açık konuşalım, hemen niye hatırlatmak yarar var değerli izleyicilere. Kötü bir sonuçla dönüldüğü için ilk yarışmada ertesi yıl Türkiye yarışmaya katılmadı. Evet. Yani katılmayacağız dediler. 77'de katılmadı Türkiye ama biz Londra'dan Lakyan yayınladık. Yani canlı olarak yayınladık. Ben Londra'ya gitmiştim o yarışmaya için. 76'yı mı söylüyorsunuz? 76'da ben gitmedim şey yayınladık fakat yanlış hatırlamıyorsam Başak doğru gitti 76'ya yayınlamaya. 77'de Londra'dakini evet. Ben gittim ama biz katılmıyoruz. Evet. 76'da 77'de yokuz. 78'de tekrar birinci konuma yakın olarak bir yarışma düzenlendi ama bu defa halk oylaması yapılmayacaktı. Evet. İtisaf jürisi eriydi. İtisaf jürisi finalistleri belirleyecekti. Şimdi orada ben giden şarkıyı beğenmiştim. O günün şarkılarında ama ne aramızda biraz fazla mı ritmi vardı? Yani güzel bir şarkıydı. Geçenlerde çünkü arabada giderken dinledim şarkıyı tekrar.
biraz rahatsız etti beni. Yani o tarihteki beynimle bugünkü beynim arasında bir fark nedeni gelmiş dedik ki, ama o günkü yarışan eserler arasında en doğrusunun onun olduğunu düşünenlerdendi. Ama benim bir hakkım, o hakkım yoktu yarışmada. Evet. Birinci yarışmada şeyde vardım ben. İlk elemede vardım. Sonra da sunucu olduğum için herhangi bir oylamaya falan ikim olmadım. Yani İktisat Jürisi'nde görev yapmadım. 79'da hatırlayacaksın, yaptık yine yarışmayı. Fakat maalesef bu defa İsrailler başkent Tel Aviv'i Kudüs'e taşıdılar. Evet. O günkü şartlarda da bizim Dışişleri Bakanlığı hayır, Kudüs'te olursa gidemeyiz dediler ve yarışmayı yapıp gidemediğimiz tek olay odur. Gidilemedi ve maalesef Maryeli'yi tebrik Türkiye'yi temsil edemedi. Evet, doğru. Hatta o sene yarışmayı Türkiye'ye naklen yayında verememişti. Ve ben de ne yapmıştım? Bir gün önce doğru İzmir'e gittim. Yeni işim Yunanlar yayınlıyor diye ve İzmir'den, Yunanistan üzerinden yarışmayı İzmir'den izledim, hatırlıyorum. Evet, doğru. O şarkı da güzel bir şarkıydı ama tabii... Hoştu ama yani bilemiyoruz ne olduğunu da bir tane. Evet, aslında galiba hani pek basak daha tam oturmamıştı Türkiye'de. Yani nerede yarışıyoruz, kimlerle yarışıyoruz? Çok amatör gidiyor. İlk gittiğimizde düşün ki yanımızda ne bir plak var ne bir kaset var. Ne trafa dağıtmak için. Ne bir hediye var. Çünkü bilmiyoruz ki düzen nedir diye. Gittik gördük bazı şeyleri orada. Şu anda bunu net söyleyebilirim. Sen zaten her gün geliyorsun, görüyorsun sen de. Hem TRT hem katılan sanatçılar çok profesyonel davranıyorlar. Evet. Yani ben en ufak bir aksaklık görmüyorum. Son 4-5 yıldan sonra tekrar baktığımda her şey mükemmel gidiyor. Ha, sonuçtan bahsetmiyorum. Birinci olursun, 15. olursun, o ayrı. Ama orada en büyük etkiyi sağlayan gruplardan bir tanesi daima bizler. Ben Bosna'ya gelirken oradaki hiç kimse beni tahmin etmiyordu. Türkiye'den gelen bu insan kimdi diyorlardı, söylediyordunuz. O gün hatırlıyor musun bilmiyorum. Benim için neler diyorlardı. Çünkü ilk defa Eurovision için Türkiye'den birisi geliyor. Evet. Avrupa'ya geliyor. Çünkü orada... basın gelmemeye başlamıştı. Evet. Türkiye başarılı sonuç alamıyor diye. Basın, yani Türkiye'den kimse gelmemeye başladı. Evet. Laflarımızda ben Oslo'da Kopenhag'dan gelen gazeteci var mı onu da hatırlamıyorum ama galiba İngiltere'den bir kişi geldi diye hatırlıyorum. Yani Türk vatandaşı İngiltere'den gazete görevlendiriyor ama son final akşamında falan giriyorlardı ama Ali, senle ilgili herhangi bir söylem böyle çok samimi söylüyorum, hatırlamıyorum. Şöyle arkadaşlar, şimdi 96 senesinde Eurovision Türkiye'ye gelenlerinde bir arkadaş besteciydi ve Eurovision hayallerini anlatıyordu. Ben o akşam çok heyecanlanmıştım çünkü ben kendimi Türkiye'de tek sanıyordum bu anlamda. Dedim ki, ya bu insan kim? Aynı benim gibi düşünüyor, benim gibi heyecanlı, gidip onu görmeliyim dedim. Hemen ben TRT'yi aradım. TRT'den bana sizin telefonu vermişlerdi, bunu bilse bilse bilen Özverbre demişler. Ben size randevu olup ofisinize gelmiştim, Levent Pico ofisinize gelmiştim. O zaman Savaş randı o besteci'de, Türkiye filmde yarışmıştı. Onunla buluştum ve o Gay Turkey işte öyle başlamış oldu. Onun babası da benim askerlik arkadaşım. Öyle mi? Tabii. Okey, tamam. İşte bizim grup öyle başladı derken, evet. İşte oradan oraya derken böyle bir anda büyük bir grup oluvermiş. Çok büyük hem de. Ve şu anda hala da devam eden, evet, bir grubumuz var. 80 senesinde Eurovision'da kim vardı? Ali Koçak Bey'e düşüyordu. Başak Doğru galiba yarışmayı sunmuştu. Yani 80'de ben vardım. Layla yapıldı, 80'de ben vardım. Ha doğru, Başak Doğru sadece galiba sunumu yapmıştı değil mi? Hayır, hayır. Şebnem Savaşçı vardı. Şebnem Savaşçı? Ben de oradaydım çünkü. Öyle miydi? 80 yılında... Ajda Pekkan yarışıyor Türkiye'de. Yani şöyle bir espri yapmışlardı. Bir sunucu gelecek ve halk arasında bir yerden, seyirci arasında bir yerden bir sunum yapacak. Aslında televizyon naklen yayını ben yapıyordum. Radyo için Ümit Tunçay yayın yapıyordu orada. Ha pardon, hayır. Şebnem yapıyordu radyo için ama bir an için yayını bıraktı. Çıktı ortada ve oradan görüntülü olarak bir sunum yaptı. Evet, doğru. Böyle ilk defa ve son defa böyle bir espri yapıldı. Evet. Bir daha böyle bir şey yapıldı. Hani bu güzel bir şeydi o değil mi? Ne dersin? Ne yapanlar bilmiyorum bile ama bu hoş bir şeydi. Evet, değişik de televizyon eski yıllarında orkestra çok güzel değil mi? Ben o günleri özlüyorum. Hani ben de özlüyorum. Bunu geçen gün tekrar kendi kendime düşünürken ama o kadar pahalı ki Avrupa'da. Çünkü düşün ki 15 gün sürüyor şimdi. Doğru. Sendikalar var, ödenen paralar. Yani hiçbiri kaldıramıyor orkestra ödenecek parayı. Sanıyorum 97 ya da 98'dir kaldırdılar şeyi. 98 son oldu. 98 son oldu diye kaldırdılar. Tabii yani o eskiden girdiğimizde dev bir sahne, dev bir sahnenin uygun yerinde 40-50 kişilik dev bir orkestra,
görüntü bambaşka, davası bambaşkaydı. Maalesef artık bir daha dönmeye imkanı yok geriye. Değil mi? Çünkü yani çok mesela fazla da bir katılım var artık oraya mesela. 41 ülke yarışıyor, şifre final yapılıyor. Evet, doğru. Salı, Perşembe, Cumartesi 3 tane yayın yapılıyor artık. Yani evvelden bir cumartesi akşamı final vardı. Şimdi birinci final, İstanbul'da biliyorsun 2004'te ilk defa başladı olay. Evet, doğru. Tek yarı final yapıldı. Sonra baktılar ki olmuyor çünkü Doğu Blok yıkıldıktan sonra Avrupa'da İtalyasyon'dan herkese ve yani Avrupa Yayın Birliği'ne katılınca 56 ülke var zaten. Evet. Allah'tan hepsi katılmak istemiyor. Hepsi katılmak istese herhalde 3 yarı final yapılacak bundan sonra. Evet, o anlamda şey oldu. Şarkı çok olunca o şarkıları bir tam özünde dinleyemiyoruz artık. Doğru. Şimdi artık ben özüne gidiyorum Bülent abi. Kim şarkıcı, kim solist, kim besteci, kim fan artık anlayamıyorum. Ortada bir insan dolaşıyor. Hani şöyle diyelim, biliyorsun Fransızca Concours Eurovision de şanslar ya da İngilizce Eurovision Song Contest, Türkçe tam karşılığı Eurovision şarkı yarışması. Ama artık Eurovision şarkı yarışması değil. Eurovision şarkı ve şov yarışması haline geldi. Yani bugün şov çok ön plana çıkıyor. Zaten birinci olduğumuz hatırla muhteşem bir koreografi vardı. Ve o dört tane kız, bir Türk, üç yabancıydı. Hem harika bir koreografi sunuyorlardı, hem de ikinci, üçüncü sesleri çıkartıyorlardı. Evet, doğru. O yani kazanmamızın sebebi yani o da tabii ki Sertab. Müthiş bir şarkı. Şarkı da çok güzel ama sahneden ne geliyor evde izleyenler? Öyle bir şey görüyor Rusya'da. Düşün ki Rusya katılıyor buraya ve daha Pasifik kıyısında Vladivostok'tan oy geliyor. Bu tarafta Reykjavik'ten oy geliyor Atlas Okyanusu'ndan. Akdeniz'in en uç noktası İsrail'den oy geliyor. Atlas Okyanus kıyısından Portekiz'den oy geliyor. Orta Avrupa'dan oy geliyor. Ne kadar değişik kültürler, ne kadar değişik bir yaşam tarzları. 3 dakika hakkım var. 3 dakikada bütün bu geniş coğrafyaya kendini beğendireceksin. Yani kolay bir iş değil bu. Evet, doğru. Ve de hep soruluyorum, Türkçe mi İngilizce? Ben de diyorum ki, artık TRT Allah'tan o noktaya geldi. Karışmayın. Karışmayın. Bırakın şey yapsın. Sanatçı kim? Benim seçtiğim TRT. Ben mi gideceğim? Ben kendimi nasıl iyi ifade edebiliyorum? O şarkıyı ben nasıl daha iyi söylüyorsam, İngilizce ise İngilizce okuyayım. Fransızca ise Fransızca okuyayım. Ya da bir ara Belçikalı'nın yaptığı gibi olmayan bir dilde, yapay bir dilde söyleyeyim. Şimdi TRT artık bu noktaya geldi. Diyor ki biz karışmıyoruz. Sanatçı bilebilir bunu. Biz karışmayacağız. Burada bir tek şeyine ben TRT'nin katılmıyorum. Bu yöntemi benimsiyorum. Onu şöyle anlatayım istersen. İlk yaptığımda ne demiştim? Sanatçılara bir katkıda bulunmak gerekiyor. Ama anladım ki artık öyle amatör bir çocuk oraya gitmenin halim yok. Çünkü iyi bir şey yapabilir. Halkta ya da jüride bunu beğenir. Ve oraya giderseniz hiçbir şey olmaz. Bu profesyonel bir olay. Hatta arkasında plak şirketlerinin, PR gruplarının olması gerekiyor. Yani desteğe ihtiyacı var. İnsanların oraya gittiği. Dolayısıyla bence görevlendirmeli, görev teklifi. Sertem, senin bestecilik becerin var mı? Var. Bir şarkıyı sen besteye. O senin şarkı. Bir tane ben TRT olarak sana bir besteci bulacak, o sana bestel yapacak. Bir de gel beraber üçüncü bir adam üzerinden anlaşalım. Ne oluyor bir türlü? Sanatçı üç tane eser yapıyor. Yaparken daha şu benim favori şarkım diyor. Diğer iki tanesi herhangi bir eser oluyor. Çok hadi ortaya üç tane birbirinden farklı karakterli eser çıkar. İlk eser, haberim yok kimsenin diğer iki eser neydi bugüne kadar? Ne Sertab'ın diğer biliniyor, ne diğer sanatçılarınki biliniyor. Bu konuda niye inat ediyor TRT hala anlamış değil. Yani bir tane sanatçı, bir tane TRT besteci belirliyor. Üçüncüyü de hem sanatçı hem TRT ortaklaşa karar veriyorlar ki bu kişi uygundur bu sanatçıya beste yapmak için. Bu konuda birçok sizin gibi düşünüyor ama nedense TRT bunu bir türlü bunu yapmıyor, gerçekleştiremedi. Halbuki İstanbul ülkelerinde Eurovision bir show programı, yani bir üretim programı gibi oluyor. Evet. Bir sürü şarkı, bir sürü sanatçı ortaya çıkıyor. TRT'de niye bunu yapmadı ben de anlamış değilim. Yani yolum düşerse Ankara'ya tekrar arkadaşlara söyleyeceğim. Yani lütfen seni bu yöntemi değiştirin. Çünkü bir mantığı yok bunun böyle olması. Değil mi? Evet. Getirdi artı bir aset de yok. Artı bir şey yok elimizde. Yeni bir eserler de olmuyor. Doğru. Bir kadar paralar veriliyor. O vakit içten daha güzel şarkı çıksa. Çok doğru. 80'li yıllarda mesela bir sürü şarkı dünyasına kazandı. Tabii değil mi? Ama unutma ilk yarışmanın kazandırdıkları en iyi olur bence. Evet, çok doğru. Yani hiçbir yarışma onun standartını yakalayamadı Türkiye'de. Evet, doğru söylüyorsun. Ne o kadar çok sanatçı çıktı, ne de o kadar güzel şarkılar çıktı. Doğru. Mesela o 75 senesinde Hayalindeki Adam diye bir şarkı vardı. Mükemmel. Çok güzel. Kahve Gül, mükemmel. Evet, gerçekten. Efendim, şeyin İlis'in söylediği, Hayalindeki
adam onu, evet. Yani bunlar çok güzel şarkılar. Çok güzel şarkılar gerçekten ama işte neden TRT bunu yeni yapmıyor bilmiyorum. Hani insan... Ama bak orada başka bir şey var. TRT bir yarışma açmadı. Hatta orkestrayla kurmadı. Yani ilk düzenli olduğu gibi. Ne amaçla? Gençlere, yeni söz yazarlarına, bestecilere, aranjörlere bir rekabet ortamı yaratır. Hı hı. Ama oradan çıkan birinci Eurovision'a götürmek amacıyla değil. O ayrı bir olay. Evet. Oradan nasıl o çocuklar 75'te çıktılar, 35 yıl sonra hala varlar ortalıkta, artık ortaya geçmiş insanlar. TRT böyle bir iş yapar. 2011 yılında yeni yeni çocuklar piyasaya çıkar. 2040'lara kadar onlar belki bu piyasada ekmek yiyecekler. Yani görev olarak TRT'ye bence bu görev düşüyor. Evet. Ama Eurovision'a böyle bir yarışma yapayım, Ali'yi ve Mehmet'i seçeyim, götürüp ben de katılmıyorum. Evet, doğru. Yani şu anda Türkiye'de Eurovision'a gitmeye böyle sıralanmış en az 10 tane şarkıcı var bence. Evet. İşte bir de şu var Bülent abi. Türkiye'deki sanatçılar nedense yarışmaya katılmaktan kaçıyorlar. Onu bir prestij gibi algılıyorlar. Hani katılırım, üçüncü olurum Türkiye'de. Sanki üründen bir şey kaybederim korkusu var insanlarda. O yüzden direkt katılmaktansa bir şey olsun istiyorlar. Teknik gelsin. Mayıs büyük jüri yapacak. Büyük jüri şu anda biraz evvel söylediğimiz gibi hemen Orkut'ta bakın görüyoruz o değerli, evet, arkadaşlarımızı toplanmış vaziyetteler. Alkışlar jüri üyelerimiz için ve jüri üyelerimizi gerçekten bu akşam çok zor bir görev bekliyor. Çünkü parçaların 7'si de birbirinden güzel. Şimdi sizler de izleyecek ve dinleyeceksiniz. Sevgili Bülent Özveren, dilerseniz hemen jüri üyelerimizi tanıtmaya başlayalım birlikte. Hemen efendim. Genel Müdür Müşaviri Jüri Başkanı Sayın Serpil Akıllıoğlu. Doktor Süleyman Erguner, Müzik Dairesi Başkanı. Genel Müdür Müşaviri Sayın Arda Aydoğan. Garo Mafyan, besteci, aranjör. Bir başka besteci, aranjör Sayın Osman İşmen. Ümran Sönmezer, Müzik Dairesi Başkanlığı Çok Sesli Müzikler Müdürü. Az önce bizlerle birlikteydi sanatçı Semiha Yankı. Ve yine çok değerli bir müzik adamı Melih Kibar, besteci, aranjör. Bir müzik prodüktörü Sayın İzzet Öz. Muhsin Yıldırım, Ankara Televizyonu Müdür Yardımcısı. TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Şefi Sayın Neşet Ruvacan. Kenan Macit, Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği Başkanı. TRT İzmir Radyosu Prodüktörü Sayın Tülay İlter Sunar. Adnan Süer, Ankara Televizyonu Müzik ve Eğlence Programları Müdürü. TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası sanatçısı, aranjör Sayın Kamil Özler. Ali Durgut. Avrupa Eurovision Şarkı Yarışması Fan Kulübü üyesi. Ve Avrupa Eurovision Şarkı Yarışması Fan Kulübü Başkanı Sayın Doktor Aykut Berber. Evet. Bu arada fan kulübü arkadaşlarımızdan yoğun bir alkış geldi. Normal. Ve son olarak Tevfik Kadri Anarat, 47. Noter Başkatibi. Efendim hepinize kolaylıklar diliyoruz görevinizde. Değerli seyirciler, jürimiz oylamayı tamamladıktan sonra Avrupa'daki kurallar gereği Sayın Noter bunu resmi bir zabıt haline getirecek. Ve o zabıt da sonra benim eline ulaştığında da ben de sizlere bunu iletmiş olacağım. Ama ben jüriye bir kez daha dönmek istiyorum. Çünkü biraz evvel söz etmiştim. Jüri başkanımız Sayın Serpil Akıllıoğlu başlangıçtan bu yana bütün çalışmalara katıldı. Öyle değil mi Sayın Serpil Akıllıoğlu? Tabii ki sevgili Bülent, sen de vardın o çalışmalarda. Eksikliğini hissediyoruz açıkçası 17 kişi olmamıza rağmen burada. Laf aramızda ben birazdan geleceğim oraya. Burada daha büyük bir görev bekliyor seni. Şimdi bu 135 önce 30'a sonra 20'ye düştü. Ve bu 20 üzerinde ne kadar yoğun ve titiz bir çalışma yaptığımızı sen de çok iyi biliyorsun.
Ama önemli olan onlar geride kaldı. Şimdi bu akşam çok önemli. Çünkü bu akşam hem görsel hem işitsel sonuçlarla Türkiye'yi yurt dışında en iyi temsil edecek, ulusumuzu en iyi temsil edecek olan besteyi seçmek durumundayız. Ama kadroyu görüyorsunuz, hem sayısal olarak hem de nitelikler olarak, nicelikler olarak çok yeterli bir jüriyle karşınızdayız. Daha adil olabilmek için sayıyı 17'ye bile çıkardık. Dolayısıyla sizler orada şovu izlerken biz burada titiz bir çalışmayı yapacağız ve öyle sanıyorum ki en iyiyi seçeceğiz. Bu 7 gruba da jürimiz adına başarılar diliyoruz. Söz sizde. Ben de sizin şahsınızda jürideki arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hepinize başarılar efendim. Oy geliyor, Tekirdağ'dan oy geliyor. Kim kimle irtibat halinde olacak? Tabii oluşuyor. Özgün iradeyle insanlar oy veriyorlar. Ve de galiba halkın oylaması genellikle yani diğer yapılan bütün yarışmalara baktığım vakit özel kanalları yaptı. Yani dengeli oy geliyor Türk halkında. Değil mi? Yani evet. Beni şaşırtan bir olay yaşamadım ben bugüne kadar. Evet, Arif yaptığımızda neydi ama yarınlar bizim, öyle söylüyordu. Hadi yarın demiyordu, yarınlar iyi de söylüyordu, yarın demiyordu. Elini havaya kaldırıp böyle yarınlar bizim diye ağır farkla birinci olmuş. Evet doğru. Ama halk Eurovision'un olduğunu bilmiyordu o sırada. Ha ne kadar hoş. Boylu porsu, karayaz bir Türk dilini anlısı. Yarınlar oyumu taşıyor Türk halkı. Oy verelim 28 bin tane oy geldi. En yakın 14 bin tane ondan sonra. Semih Ayanka 8 bin tane. Evet. Tabii ki farka var. Ama halk bilmiyordu Eurovision'u. Neyle gidileceğini bilmiyordu. Yarınlar bizimle çıkabilir misin Stockholm sahneye? Doğru. 75 senesinde Semih Ayanka dediğiniz favorim de o kazandı. 78 senesinde Sevinci. Sevinci'yi sevmiştiniz. 79'da katılamadık ama Maria Rita pek benim hoşuma gidendi. 80'de Aşkın Pekkan'ın 3 şarkısını hangi sevmiştiniz? Ben rahmeti Şerif abinin Olsam diye şarkısı. Onu bekliyordum. Şaşkınlığa uğradım o canlı yayında birdenbire. Jüriden Petrolye'ye gel. Tamam, ismini bir şarkı ama Olsam kaliteli şarkı. Eurovision'un değildi. Eurovision için Olsam. Peki, 81 senesinde hangi şarkı hatırlıyor musunuz? Ali Koç Tepe iyiydi. Beğeniyordum Ali Koç Tepe'yi. Ben de onu sevmiştiniz. Çünkü 3 tane arkada vokal var. Yani Aşık Ünal Dinç, o tarzı gencici, hoş bir bayan ve şarkı söylemeyi biliyor. Ekranı kullanmayı biliyor. Bunlar önemli biliyoruz. Evet. Yani iyi doldurup ama yani yine benim sevmedim. Evet. Peki 82'de ne? Daha sonra ben ayrıldım. Ha öyle mi? Ben 82'den 86 ya da 7'ye kadar. 82'de Neco vardı, ağırlıklıydı. Doğru, Neco gibi seçildi. Tabi o arada bir Rahmeti Çetin Alp'in operası, yani Aşkın Selam'ın nasıl, niye yapılır yani? Neden öyle bir şey yapılır? Eurovision'a niye öyle bir şarkıyla gidilir diye sormak lazım. İşte oluyor böyle şeyler. Zaten Eurovision'da tarihinde en çok tepki alan şarkı da oydudur. Odur. Doğru. 84 senesinde. Belki kötü bir şarkı değil. İsmili bir şarkı ama Eurovision onda gidilecek bir şey. Aynen yerinler bizim gibi. İyi değil mi? İkimiz 0 puanla sonuncusun. Doğru. 84 senesinde halay gitmişti sanıyorum. Güzeldi. Güzel güzel şarkılarını icra ettiler ama işte tarih 15.lik, 14.lik gibi yani. 85 senesinde Diday 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 Masar Fuarda çıkan güzeldi. Tamam, 85'te ben yokum. Onlar bir daha gittiklerinde ben vardı. 86'da şey vardı, Klips ve onlar Ali vardı. Ali vardı zaten ilk defa 9. Lupe gibi bir mertebeye ulaştı. Yani onu siz mi oradaydınız? Hayır, onu Gülgü Peyman sunmuştu. Ben yokum çünkü ben 82'de kurumdan ayrıldım, 86 arasında ben hiç yoktum. 87'de peki var mıydı? 87 senesinde Seyahaten'e gitmişti. Hayır, orada da yokum. Yoktu. 88'de başlıyor. Öyle mi? Ben 87 senesinde Seyahaten'in 0 puanla sonucu olduğunu bir türlü kabul edemiyorum, biliyor musun? Seyahaten'e de sahneye yalnız biraz judo güreşi yapar gibi bir şov yok. Evet, koreografi berbattı değil mi abi? Evet. Yani ses kaldı, ama yani. Değil mi? Ne ses kaldı o koşturma esnasında en çok kötüydü, doğru. Yanlış. Evet, İnsanlar ne diyorlar, bu ne yapıyor bu bayan? Hani hoş bir bayan o tarihte, ben çok beğenirim fiziğini, görüntüsünü, seyahatini neydi? Çünkü bugüne göre 22 yıl daha genç, daha hoş bir halde ama bir orada, bir burada, bir orada, bir burada yani. Bilim doğru söyleseydi ki, oylamayalım hanım dedim. Doğru söylüyorsunuz, evet. Sonra Kaya nasıl buldun, Kaya'nın şarkısını? Kaya güzeldi, o da pek iyi yerlerde olamadı maalesef. Evet, güzel şarkı, çok güzel şarkıydı. Ben çok beğendim. Ben Kaya'nı çok severim zaten. Hep güzel işler yaptı Kaya. Doğru gerçekten. Bir de Kaya'nın bir önceki yıl bir şarkısı vardı, Ve Melankoli diye. O şarkı çok güzeldi. Güzeldi. Ama o git kazanmadı öbür. Ertesi evet. Niye ben orada benim bir işim vardı. Gidemedim şeye, Roma'daki yarışmaya katılamadım yani yurt dışına gidemedim. Mesela bizim yanlış yaptığımız olaylardan biridir. Neydi o çocukların adı? Gençler. Ya olan adı var da şey ya.
Burak Aydos. Evet doğru, Burak Aydos, evet. O da galiba İstanbul'da bir diskotekte yapılan. Diskotekte yapıldı. Hatta ben oradaydım. Oylamayı ben ayıkladım. Yani ciddi olarak ben saydım ki bir başkası gelip de bir yanlışlık yapmasın diye. Birinci oldu çocuk. Çok puan farkı var mıydı? Nasıl? Ya hayır, o kadar şey yoktu ama yani o şarkı bence birinci oldu şarkı. Değil. Değil değil mi? Doğru. Zaten evet. Eurovision tarihindeki en kötü şarkılar bir tanesi diye çok konuşuluyor. Yani konuşuluyor, doğru. Görüyorsun, hissediyorsun. Hani artık o tarihler benim tecrübe sahibi oldum ve objektif bakabiliyorum ben meseleye. Beni beğenmem önemli değil. Vladivostok'taki Yuri ne karar verecek? Jose ne karar verecek Lisbon'a? Ve onların gözüyle bakmak evet, çalışıyorum. Yoksa ben beğendim. Sen beğendin. Al parayı ver, al evde çal. Yani. Ama bu oraya gider mi? Böyle aklınıza gelen işte bu şarkısı daha iyi olur dediğiniz seneler var mı? Hayır. Ya bizim zaten benim huyum var Ali. Ben olay bittikten sonra benim bitiyorlar. Evet. Yani uçakta dönerken bile, mesela bu sene dönerken Moskova'da bir şey oldu. Ya onun şarkının adı neydi dedim. Yani atıyorum kafamda. Evet. Biriktirmiyorum. Hı-hı. O kadar çok malzeme var ki elimizde. Evet. Bir şey sıkıştığım anda hemen ona ulaşmak mümkün. Hı-hı. Ama benim genel yapımda var. Yani bir işi yapıp bitirdiğim anda o bitti, o çöplükte. Artık o gitti. Hayatımdan çıkmış oluyor. Ama ben en çok şey için mutluyum Bülent abi. Eurovision'da sizin çok emeğiniz geçti. Türkiye çok tatlısı oldu. Birinciliğimizi siz anons ettiniz ya, oradaydınız ya. Doğrudur. Onu çok mutlu oldum biliyor musunuz? Yani ben şöyle kısa bir hikayesi var, onu anlatayım. Bülent Varol malum benim çok eski bir arkadaşım. O tarihte genel müdür yardımcısı. Bir sabah telefon çaldı, Semra'ya dedi ki Bülent Varol arıyor seni. Ben de sabah sabah yani bizlik dedim ki ben 11'den sonra arayayım diye aldık. İşte ne haber, ne yapıyorsun? Şeye gider misin, Estonya'ya gider misin dedi bana. Estonya'da ne var dedim, niye Estonya'ya gidilecek? Eurovision dedi, o Estonya değil o, Letonya. Evet. Çok keyif almıştım. Niye? Benim en çok sevdiğim ders coğrafyaydı. İlkokul, ortaokul, lise çağında. Severdim coğrafyayı. Nedir bilmiyorum sebebi. Üç Baltık ülkesini çok merak ederdim. Sebebini hiç bilmiyorum. Yani Japonya mı, Baltıkları tercih eder. Evet. İlk defa böyle bir yerde yarışılacağı için ve Baltık ülkelerinden bir tanesine gitmek şansı doğduğu için ben çok keyif almıştım. Ama bir şu var, pazartesi akşamı ilk provamızı yaptıktan sonra ben çocukları toplamıştım. Arkadaşlar biz birinciliğe gidiyoruz. Hepimizin özel görevleri olacak birinci olduğumuz takdirde. Ben benimkilerin ne olduğunu bilenlerdenim. Sizler lütfen kendi görevlerinizi tayin edin. Bir de Ankara'ya çaktırmadan haber geçin. Bizim birinci olma ihtimalimiz var. Gözüküyor o. Dolayısıyla birinci olduğumuz takdirde özel bazı şeyler yapılacak bu diye Ankara'ya bilgiyi geçtiler. İstanbul'a geldiğimizde de özel otobüs karşılamıştı. Yani o evet, organizasyon da pazartesi günü yaptığımız toplantının sonucudur onlar. Niye? Gayet basit. Sen de geldin kaç defa Eurovision'da beraberdik. Basın toplantısı yapıyoruz. Karşımızda kim var? Sen, ben, o. Doğru. 10 kişi. Ayakta yer yoktu. Hatırlaman lazım. Ayakta evet, yer yok. Evet, kameramanlar birbirleri itişiyorlar. Ben görüntü alacağım diye. Doğru. Ölçü o. Tabii doğru. Üçüncü olduğumuz vakit 97'de Dublin'de. Yani değil mi? Doluydu. Ayakta yer yok ama doluydu. Üçüncü olduk. Doğru. İstanbul'da Atena'nın toplantısı doluydu. Evet doğru söylüyorsunuz. Güzel'e gittiğimizde boştu. Sırbistan'a gittiğimizde Mor Ötesi'yle fena değildi. İyi. Yedinci. Şey gitmedi. Bilmiyorum. Helsinki'de şeyde ne oldu? O da doluydu. Dolu muydu? İşte Rusya'da da aşağı yukarı iyiydi. Evet, doğru. Ama birincilik yoktu, besbelli. Yani birinci olmayacak. Evet. Orada eğer ölçü oysa birincilik yok. Ama ben ne dedim hep, bu şarkı ilk beşte yer alacak. Evet. Dördüncü oldu. Dördüncülük yok. Dördüncü sırada yer aldı. Evet, doğru. Şeyde 2003'te oylama esnasında o inmeciler çıkmadan falan sizin en sonunda arkadaşınız birinci olduk diye çilem diken diken olur izlerken gözüm ne hala. Şimdi yalnız unutmayalım. Biz birinci olduk. Çünkü Kıbrıs Rum kesimi ilk defa oy verdi Türkiye'de. Evet doğru. İlk defa. Hı-hı. Yani Kıbrıslar bize 8 puan vermeseydi biz üçüncüydük. Evet doğru. Bırak birinciliği. Ve o sözleri yapay olan şarkıyla Belçika birinci olacaktı. Rusya ikinci olacaktı. Biz üçüncü. Üçüncü olacaktı. Ve benim tanıdığım bir olan vardır Kıbrıs Rum kesiminden. Akşam artık toplandık, şeye gideceğiz yani, yayına gideceğz. İlyas günü kuzeydeyiz, malum havada aydınlık. Sana bir söyleyeceğim dedi, ben bunu yayına söylemiştim, nedir dedim. Dedim ki bugün biraz evvel Kıbrıs'a bağlantı kurdum. Ey Kıbrıs halkı,
Bırakın Türklerle olan sorunlarınızı, Türklerin şarkısı çok güzel. Oy verin lütfen, esirgemeyin oradanız dedi. Dedi bana. Bir defa da böyle bir şey söylenmiş oldu. Ben yayında Kıbrıs'ın şarkısı bittikten sonra Kıbrıs'la ilgili bu lafı ettim. Arkadaşıma da bunu söyledi diye ve Kıbrıs'ın kesimi 8 point dediği vakitte tamam. Yani demek ki bilinebiliyor. Ben şey yakalamıştım abi orada. Oğlan gelip de Slovenya'da espri yaptığı anda espri yapabileceği tek ülke biz olabilirdik orada. Bir yerlerine bir espri yoktu. Onun için ben böyle kendimi yavaş yavaş başlamıştım. Biz birinci olmak üzereyiz. 5 saniye kaldı adam söyledik. Ten point dedi anda çıktı orada zaten. Evet, evet. Doğru. Hele basit toplantısındaki o kalabalık sonrasında değil mi? İşte şen... Ölçü bu. Hep bu ölçü. Evet doğru. Mesela ben şeyi hatırlarım. 75 yılına ilk gittiğimizde indim yayından aşağıya. Kapattım yayını. İşte teaching grubu orada ve var biraz basın. Evet. Bizimkinin kıyasla. Doğru. Çok iyi toplamıştı. İkimiz sensin biliyorsun benim için de uğurluydu. Benim de şansım. Evet sen iyi gittin. Epey paralar kazanmıştım. Evet, evet, evet. O sayede kendimi almıştım. Evet ne güzel. Güzeldi gerçekten. Bir de 2004 senesi Türkiye'nin yarışmayı kullanıyor. Evet. O yarışmada Eurovision tarihinin en muhteşem organizasyonu seçilmişti. Çok güzeldi gerçekten değil mi? Şöyle bir örnek vereyim sana Ali. 2003 birinci olduk. Türkiye özel yayınlarda her şey bitti ve kuzeyde biliyorsun bayağı Riga ama çok güzel bir hava var. Yani bir ceketle böyle oturuyorsun ve katiyen düşünmüyorsun, rahatsın. Biraz kendime geldim. Hemen yan tarafta da bu şey yapılıyor malum. Parti yapılıyor diyor. Yani dedim gideyim bakayım ne yapıyorlar. Otelde yapın, yürüyerek gidebilirim otelime. Susamışım da dedim bir su içeyim. Gittim, adama dedim ki bana bir tane su versene, bir lak diyelim, işte $1.5 karşılığında, para önemli değil. Çünkü suyu parayla veriyor. İçki zaten nasıl parayla veriyorlar? Evet. İstanbul'da bir hoş geldiniz yapıldı biliyorsun. Deyiklere de yapıldı. Muhteşem tek tek kelimeyle. Muhteşem. Evet. Hiçbir kimse, hiçbir devlet, hiçbir organizasyon onların standartını tutturamaz. Evet doğru, hala da konuşuyoruz. Rusya'da sen ne yaptın? Yayından çıktıktan sonra? Hiçbir şey. Ben doğru otele. Evet yani. Çünkü gideceğim orada enayi bir tane Rus vodkasını içmek için ayakta duracaksın. Yani ne bir davet var ne bir parti var. Adı parti. Türkiye'de partiydi adı. Ne yapılış partisi. Evet. Doğru söylüyorsunuz. 2008'de Sırbistan'da var mıydınız? Sırbistan'da vardı. Vardı. Şüphedim ki ben şüphedim. Doğru otele. Doğru söylüyorsunuz. Taksiyi bulmamla beraber otele. Peki 2010'da sizi görecek miyiz? Şu anda bilmiyorum. Genelde son 4 yıldır şöyle oluyor. Hani ben akşam üzerleri başkent iletişimde Şişli'de derse gidiyorum bazen. Bazen hafta sonlarında gidiyorum. Ama ilginç, hakikaten ilginç. Tam Bahçeşehir OGS'den geçiyorum. Sağa doğru dönerken araba otoyola çıkmak üzere telefon çalıyor. Mübarek diyorum. 4 defadır böyle oluyor. Arabayı kullanırken alıyorsun bakmadan. Ankara'dan Mustafa Gürsel arıyor. Bülent abi merhaba. Merhaba Mustafa. Abi müsait misin? Öyle bir sonra senin adını yazabilir miyim diye. Ben tam o virajı alırken 4 seferdir o oluyor. Bu da aşağı yukarı Mart'ın 7 ile 10 arasında bir tarihte. Çünkü o tarihlerde ekiplerin belli olması gerekiyor ki resmi yazışmalar başlayacak. Evet. Demek ki aşağı yukarı 3-4 hafta sonra böyle bir haber gelirse varım yoksa yok. Peki Eurovision deyince aklı ben özverisine gelmesinden dolayı tabii ki mutluluk duyuyorsunuzdur ama sizin yapmış olduğunuz başka işler de var. Bu işlerin geri planda kalmış olmasından rahatsızlık duyuyor musunuz? Hayır rahatsızlık değil ama yani Eurovision'un çok ön plana çıkmasından hoşlanmıyorum. Şimdi bak ben radyocu olarak göreve başladım. Ben iyi bir radyocu. İyisi demem. İyi bir radyocuyum. İyi bir radyo program sunucusuyum. Ben iyi bir televizyon programcısıyım. Beni iyisi demem katiyen ama iyi bir televizyon programı sunucusuyum. Ama ben her şeyden önemlisi çok iyi bir yayıncıyım. Bunu öğrencilere anlatıyorum. Anlıyorlar sonra. İzah etmem lazım. Şu çok uzun. Yayıncının ne olduğunu. Ben çok iyi bir yayıncıyım. Ben iyi programcıyım. Çok güzel işler yaptım Türkiye'de. Mesela Türkiye'de TRT radyolarında ilk canlı yayını ben başlattım. Benim için önemli bir tarihtir. 5 Ağustos 74 sabahtan sabaha diye canlı yayınlar Türkiye'de başladı. Büyük keyifle yapıyordum. Üstelik sabah erken kalkmak nefret. Her sabah 6'da kalkıyordum. Yayına 7.40'da başlıyordu yayın. Saat 9'a kadar ama her sabah gülerek, kıvançla gidiyordum radyoya. Çünkü severek yaptığım bir işti. Ben çok kaliteli yarışma programları yaptım. Çok kaliteli magazin programları yaptım. Onlar biraz geride kaldı. Sizin bir yarışma programınız vardı. Ben bilirim. Evet. Ben bilirim. Türkiye'den tektir bence.
CNN International Report diye bir program vardır. Orada konu oldu. Evet. Hatta Başak Doğruoğlu'nun Türkiye'deki muhabirliğini yapıyordu. Biz canlı yayın yaparken onlar da gelip o canlı yayını görüntüye aldılar ve o haftaki CNN Dünya raporunda o programdan bahsedildi. Bunlar güzel şeyler, bunlar güzel adımlar. Yani Eurovizyon'da yaptığım bir sürü yarışma programlardan bir tanesi. Evet, bir de sizin öyle bir ses tonunuz var ki Bülent abi, insanları etkiliyorsunuz, sarıyor ses insanları. Ve size hiç unutamıyorum, bu Çoban Yıldızı şarkısı, sinyal müziğiniz ve sizin sesiniz. Ne güzel, teşekkür ederim. Yani ben spiker değilim, hiçbir eğitimini almadım. Hep anlatıyorum gençlere de, ben hasbelkader sunucuyum. O da niye? İstanbul Radyosu'na göreve başladım, Allah rahmet eylesin. Engin Arman benim gazeteden büyüğüm, abim. Ben tiyatro bölümündeydim, gel Bülent Ali sen beraber çalışalım. Geçtim Engin abinin yanına. Metin yazıyoruz, program da yapıyorum Batı Müziği. İşte kim spiker? Bay bayan birisi okuyor. Yabancı dil bilmiyorlar. Bilmedikleri için okuyamıyorlar. Ben o tarihte İtalyanca'yı da İspanyolca'yı da doğru telaffuz edebiliyordum. Gitti bir gün program müdürü rahmetli Bahri Suayit Bonu'ya dedim ki hocam vaziyet böyle böyle büyük sıkıntı yaşanıyor. Eğer uygun görürseniz bize bir sınav yapın. Biz eğer kendi programlarımızla konuşabilecek bir becerimiz varsa kendi programlarımız konuşalım diye fikir dedi. Benim gibi olan birkaç arkadaş girdi. Ve ben orada resmi anlamda kendi programlarını konuşabilir yetkisini aldım TRT'de. Dolayısıyla ben kendi programlarımı sunmaya başladım. Yani merakım yoktu ben mikrofonda olayım diye ama sıkıntıdan dolayı bu olay başıma geldi. Televizyonda da iş yapınca hadi bu sefer mecburen hem programı yap hem sen bunu öndürsün gibi oldu. Gayet hoşluğum hani biz çok keyifli. Bir anım anlatayım istersen. Lütfen. Bir sefer konjonktivit diye bir hastalık geçirdim. Konjonktivit ne? Aşırı aydınlık gözleri rahatsız ediyor ve karıncalanıyor ve bakamıyorsun. Bizim yaptığımız işte de elhamdülillah yüzlerce binlerce volt geliyor. İmkan yok. Ama sen yapman lazım. O dedim ben gözlükle çıkarım. Ray-Ban gözlüğü taktım çünkü kalın bir şey cam onlar. Ekranda düşünemiyorsun bir adam ve şey gözlükler tabii. Hiçbir şey gözükmüyor bu ışıklar dedi. Kusura bakmayın vaziyet böyle böyle. 4 saat müddetle hafta sonu programını yapıyordum o tarihte. Cumartesi günleri 15'ten 19'a kadar. Hem yapımcısıydım, birkaç arkadaşımla beraber hem de sunucusuydum. Bu şekilde ekrana çıktım. Evet yani, şimdi özel kanallara bakıyorum da TRT'nin kalitesi daha iyi şimdi, daha iyi anlayabiliyorum. Hiçbir zaman yanına bile yaklaşamaz. Kesinlikle doğru. Ben şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Belki hani yaşında gelmiş olduğu bir artık birikimi bilemiyorum. Ben özel kanallardan inanın böyle bakmak bile istemiyorum. Televizyon bitti. Bugün artık videotekler halinde bunlar. Dışarıdan programlar, diziler alınıyor, diziler arka arkaya araya reklamlar konuyor, yayına veriliyor. Biraz sonra bir özel kanal yine açıktı. Önümüzdeki günlerde bu yeni dizi başlayacak, bu yeni dizi başlayacak. Ya televizyon dizi mi demek yalnız, haber mi demek yalnız? Türk halkının ortalama kültür seviyesi nerede Ali? İlkokul 7'de. Yani Avrupa'nın kültürü en düşük olan toplumu biziz. Türkçesi bu. Sen toplumu ilginç, hoş programlara, kültür yükselteceğine ekranı başına hapsediyorsun. Bihteri adamı iyi öpecek mi öpmeyecek mi diye bunları tartışıyorsun. Yani Türkiye televizyonculuk yapılmıyor. Videoculuk yapılıyor. Evet doğru. Peki siz şimdi hala TRT'de... Ha hiçbir işim yok. Dışarıdan bir hizmet olduğu zaman dışarıdan bir hizmet yapmak. O şekilde işte özel kanalı falan sizin üstünüz bir zaman. Niye ben söylüyorum Ali? Bir Müslüman ibadetini yapmak için herhangi bir cami, mescitte namaz kıldığı zaman bence Allah indinde makbul bir olaydır. İyi. Bunu bir Sultanahmet Camii'nde, bir Süleymaniye'de kılmak var. Bir de herhangi bir mahalle arasındaki bir küçücük camide kılmak var. Sonuç bakımından ikisi de aynı. Evet. Ama bir Sultanahmet'e girdiğim vakit o atmosfer içinde benim için TRT o. Bütün yanlışlarına rağmen o atmosferi var. Diğerlerinin hepsi de mahalleli mescitleri. Onlar reyting alıyorlar. Doğal, Türk halkı ilkokul 7'de olduğu zaman tabii ki onlar reyting alacak. Doğru. Çünkü onların anlayacağı programlar yapılıyor. Doğru. Bir de şimdi TRT'de müzik anlaşıldı. Evet ama pek sevdik orada. Ben ona bakıyorum. Tekrarlar var çoğunlukla. Tekrarlar var. Evet. Ben biraz nostaljiye kaçıyorum. Galiba yaşlanıyorum. O eski şarkıları yeniden dinlemek hoşuma gidiyor. Yararlı bir şey. Ama bakın. TRT'de genel müdürler bir kısmı şu eserden dolayı anılırlar, bir kısmı da başarısız diye anılırlar. Sayın Şahin şu şekilde müspet anılacak. Sayın Şahin geldi TRT'ye ve yepyeni kanallar açtı. Bir akir.
Yine bir program tekrar tekrar yayınlanıyorsa haberin nerede? Evet, bir üretim yok. Açtığın zaman kanalı, tamam tekrarlar olur. Makul ölçüde tekrarlar olur. Belki bu geçiş süreci olabilir mi? Bütçeler, bütçe mevzu. Bütçe mevzu tabii. Kolay mı program yapmak yani? Kolay. Eskiden bedava getiriyordu adamı, şimdi bedava gelmiş bir yer. Peki o zaman bir şey sormak lazım Şahin Bey'e. Hep tekrar yapıyordu, niye Eurovizyonlar tekrar yapmıyorlar? Tabii biz Eurovizyon falan bir tane şeyler oluyor. Avrupa'dan gelen yasak var. Ama Türkiye filanlarını koyabilirler. Değil ama mi? Türkiye'ler filan yapılmıyor. Yani geçmiş yıllar hani nostaljik. Onu müzik kanallarına koyabilirler. Bak ben sana son bir söyleyeyim. Sayın Şahin'in göreve geldiğinin hemen akabinde yani 2008 yılında 31 Ocak'ta Ankara'da özel bir yayın yaptı. Eksik olmasalar beni de çağırmışlardı konuk olarak. Bülent Osman'la yan yana oturduk. Hatta bazı gırgırlar yaptık orada. O sırada Sayın Şahin de geldi. 5 dakika sonra bir ara verildi, ayağa kalktı. İşte merhabalar. Kitap orada görünüm ben. Sayın Yenendir. Ben yerinizde olsaydım, derhal TRT1'den reklamları kaldırırdım. Derhal. Ve TRT1'i 70'li yılların ekranını getirirdi. Evimiz oturduğumuz anda araya ne bantlar geliyor, ne reklamlar giriyor, ne zırtlık bir şey geliyor. Oturuyoruz adam gibi bir şey seyrediyoruz. Ha geliriniz düşünecek. O vakit her programınızı bir firmaya sponsora verirdim. Girişinde çıkışında sponsor var. Ortada da o firmaya bir tane reklam tanırdı. Tek reklam. Çünkü bir yerde bölmeye meşgulsun. Yerde falan vereceksin ama bir bölmeli. Ha bu çok iyi fikir dedi, bunu düşünelim. Şimdi TRT1'i, TRT2'yi herhangi bir kanaldan bir fark yok. Alttan devamlı bir şeyler gelip gidiyor. Ara 20 dakikada bir şeyler bölünüyor. Yani bizim huzurumuz kalmadı televizyon seyretmek için. TRT'nin bugün özel kanallarda hiçbir farkı yok ekran çıkışı bakımından. Ayır. Ayır TRT'yi. Evet. Ayrıcalı olsun TRT'ne. Peki Bülent abi bir şey diyeceğim. Rütük diyoruz yani. Bu rütük buna müdahale edemiyor mu? Hayır. Görevin içinde bu yok. Evet. Ben bir şey takmış durumda bu son sıralar, bu Türk Dil Kurumu. Şimdi Fransa'dan buraya geliyorum, bakıyorum Türkiye'de her yerde İngilizce isimler var. İtalyanca, İngilizce. Ya diyorum ben Türkiye'deyiz ama İngiltere'de gibi dolaşıyorum. Ali'cim benim bir öğrencilere ders verirken sloganım var, ben Türk'üm Türkçe konuşurum, bitti. Evet, yani ya ben zaman, Türk'üm Türkçe konuşuyorum. Bir zamanlar Sertab Erener şarkı İngilizce söyleyecek dendiği zaman o hayır, Türkiye'de. Hayır, o uluslararası bir yarışmanın kuralları işliyor orada. Yok, onu anladım. Öyle bir tepki olmuştu Türkiye'de. Bence yanlışlanmıştı ama ben bakıyorum şimdi her yerde İngilizce yazılar var. Onun insan tepki göstermiyorlar. Ama şey yani. Ali, öğrenciler neyin farkında değil biliyor musun? Kullandıkları onlarca yabancı kelimeyi Türkçe zannediyorlar. En basit örneği. Herkes detay diyor. Ve detay diyenlerin hepsi de detayı Türkçe olduğunu zannediyorlar. Anlatıyorum. Fransızca. Fransızlar kameralarında konuşurken ayrıntı mı diyorlar? Fransızca konuşurken. Ben Türk'üm, neden bir Fransızca kelimeyi alıp detay diye kullanıyorum, ayrıntı diye bir kelime varken? Evet. Sayın Başbakanım benim illegal diyor. Yasa dışı Türkçe illegal Fransızca. Evet doğru. Niye Fransızca'yı alıyorum? Hani Türkçesi yok, otomobilin Türkçesi yok. Türkçe. Lambanın Türkçesi yok. La lamp diyorsun. Türk bunu lamp diyemediği için lamba yapmış bunu. Peki mantıklı. Türkçe bitti. La post diyemiyor Türk. Post da yapmış. Evet. Bunların hepsini kabul ediyorum ama Türkçe kelime varken yabancıyı kullanmak, yabancı isim vermek bana sorarsa vatan haini. Değil mi? Evet. Ha, vatan haini. Evet, bu geçmeye de baktın her yerde İngilizce yazıyor. Bir hatırlaman lazım. Dallas kebapçısı, Dallas kıraathanesi vardı. 80'li yıllara girmeden Dallas başladığı vakit. Evet. Ne biçim özentidir? Caiz halk, sonuçlar dolu şeker. Maalesef. Evet, İlkokul 7. Bir de nedense insanlar hani İngilizce, tabii ki öğrenci insanlar sorun değil ama. O Çince öğren, Bulgarca öğren, Otantoca öğren. Hiçbir itirazım yok. Ama git onu orada kullan. Değil mi? Evet. Türkçe konuşurken niye bunda acaba yapıyorsun? Burada mesela İngilizce yazınca daha mı kaliteli insanı algılıyor? Bilmiyorum nasıl düşünüyorlar. Mantıklı ya o zaman yani. Yanlış kullanıyorlar. Kelimenin tam karşılığı ne olduğunu bilmediği için duymuş bir şeyler hava satayım diye araya kelimeyi koyuyor. Şimdi ben derslerde onu yapıyorum. Çıkıp anlatıyor kendini öğrenci. Ben doktorumu alıyorum. Bir de bak bu kelime kullandı. Ne demek bu?
duruyor birdenbire. Söyleyemiyor karşılığı bu diye. Çünkü duymuş o kelimeyi, bu buraya yakışır, ben bunu buraya bir yapıştırayım diye koyuyor diyor. Yani cehaletten başka bir şey diyor. Özenti. Anlıyorum. Yani, Türkçe, sen Türkçe konuş ya. Burada ders dediniz, nerede ders veriyorsunuz? Evet, başkenti iletişim diye çok düzgün bir yer var. Hem Ankara'da var, hem İstanbul'da var. Burada iki türlü eğitim veriliyor. Bir spiker sunucu olmak isteyen gençler gelip spiker sunucu, ama önce diksiyon eğitimini alıyorlar. Sonra spiker sunuculuk kavramlarını eğitim alıyorlar. Seslendirme eğitimleri veriyor orada. Hani bu dublaj bir şey yapılsın. Evet. Çok keyifli bir olay. Bildiklerini, gördüklerini, öğrendiklerini yeni nesillere aktarmak. Ben çok keyif alıyorum. Aslında bu dershaneye ben de gelsem iyi olur. Çünkü şimdi bu Eurovision sayesinde diyelim ya da bu anonslar, işte röportajlar vesaire, galiba benim de böyle bir eğitim almam biraz ihtiyacı var bazı çünkü konularda. Ben zaten yapı olarak çok heyecanlı bir insanım. Hani heyecan öğretemiyoruz Ali. Heyecan çünkü şey, kişisel bir olay. Ben şimdi benim yazı dilim güzeldir. Yazarım, güzel yazarım ama konuşmaya geldiği zaman heyecanlanırım. Şimdi bir de kamera olunca böyle insan daha bir şey oluyor. Doğru. Ama bu tecrübe meselesi var. Evet. Yani. Şimdi zaten buraya gelirken arkadaşlar dedim ki ben özellikle şimdi konuşacağım ama nasıl konuşacağım? Allah bilir. Daha güzel konuştuk. Ama tabii sizin bana vermiş olacağınız. Sen İstanbul'a geldiğin zaman, uzun zaman şimdi geldin, hemen orada kaydalır seni. Orada biraz beraber. İşte kaç, ne kadar zaman sürüyor? 3,5 ay sürüyor. Bir eğitim 3,5 ay sürüyor. 3,5 ay sürüyor. Her gün değil tabii. Bir hafta sonlarında, bir hafta içinde iki akşam olarak ama 3,5 ay sürüyor. Böyle mesela bir aylık böyle yoğun program falan yok mu? Hayır, yok. Abi, peki özel kurs var olabiliyor mu? Yaparlar mı bilmiyorum. Peki ben şahsen istemiyorum özel kursu ama çünkü ben bir kalabalıkla beraber olmayı tercih ediyorum. Yani birebir çok teklif geldi, ben yapmıyorum. Evet. Yani güzel yazmak sanat belki ama güzel konuşmak ayrı şey. Yani zaman için oluyor, tecrübeyle oluyor. Diyorsunuz. Ama evet. Hani yani sizin gibi olmayan çok isterdim, ben çok isterdim. Elimizden geldiği kadar iyisini yapmaya geldim. Peki diyoruz. Şey diyelim, hani oldu da birisi bu kurslardan faydalanmak istedim. Kaça mal olur insanlara? Bu çok sevmiyorum, söylüyorum, bir fikrim yok. Evet. Ama yani yalan bilgi vermek istemiyorum ama herhalde 1500 ile 2000 arasında bir şey lira olarak. Eğitimciler de sizin gibi profesyoneller. Tabii hepsi tanınmış, bilinmiş yani bu işin uzmanları. Hı-hı. Yani ben uzman bir estağfurullah da en azından bunu yapabilecek kadar belli bir bilgi birikimim var. Zaten biz isimden dolayı yapmıyoruz bu işi. Yani Bülent Özver'e yapar diye değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yetki belgelerimiz var bizim. Hı-hı. Yani bu işi yapabilirler diye. Çünkü yani bu iş ciddi tutuluyor Türkiye'de. Öyle önüne gelen yapamıyor bu işi yani. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mutlaka belli bir belgeye aman gerekiyor. Anladım. Bu işi yapmak için. Sen hatırlarsınız, ben ilk defa Rüzyon'a geliyorum. İçeri girmek için kartım yoktu. Evet. Siz Bülent Osman'ın kartını alıp beni barıma takmıştınız ve ben Bülent Osman'ymış gibi içeri gezip dolaşmıştım. Süper bir şeydi gerçekten. Evet. Çok heyecanlanmıştım. Çok hoş. Tabii senin için ilk defa oldu. Tabii çok seviyorsun. Evet. Bu önemliydi. Çok güzel gerçekten. İnşallah bol bol bundan sonraki yıllar. Bir şey sorayım size. Eurovision'da görmek için sanatçı var mı Türkiye'de? Hani bu liste iyi olur diye. Keşke biraz genç olsaydı Alpay liseydi Türkiye'de. Alpay. Evet. Şey. Tarkan. Ha, herkes Tarkan diyor. Yani peki Tarkan. Tarkan hoş. Güzel ama yani tamam. Rusya Tarkan'ı biliyor. Bir yerlerde biliyor ama Tarkan giderse birinci olacak diye bir şey yok. Bence. Yok değil mi? Tarkan ki yani. Zaten o da ondan şarkıya bağlı. Evet, doğru. Şarkıya bağlı. Yani. Evet doğru. Evri Bey'le Tayker'i dinlediğim vakit tamam bu. Ben ilk dinlediğimde bu oldu dedim kendi kendime. Sonra o pazar akşamı şeyde Riga'da topladım çünkü niye göre basın toplantısındaki kalabalığa göre ama dinlediğim anda bu şarkı Eurovision'a gider. Yani üst sıralarda olur bu şarkı. Kokluyorsun onu. Evet. Peki yeni, eskilerde Alpay dedik. Peki yenilerden böyle bir şeyiniz var mı? Sıla diye bir genç bayan var. Önümüzdeki yıllarda onu görmek isterim Eurovision'da. Mesela Şebnem Ferah dediler. Şebnem Ferah Eurovision'a bence doğru bir tercih olmayacak. Bir kanat. Peki bu sene çok konuşuldu. Hande Yener dendi Eurovision için. Ben başarılı olacağını zannetmiyorum. Neye göre mesela? Yani yapmış olduğu müzik tarzından dolayı anlayış, mı? Müzik anlayışından dolayı. Ama mesela görsel anlamda şov yapabilecek yapar. Bir sanatçı yani, gibi. Yani 10 sanatçı arasında benden var o. Evet. Anladım. Hani değil mi? Önümüzdeki 10 sanatçıları bence belli. Onun içinde var. Evet. Ama TRT görev verir mi vermez mi bilmiyorum. Okey. Bu sene bir de Murat Bozalı çok geçmişti. Yani ben o çocuğu da pek fazla bilmiyorum. Bir iki dinledim radyoda. Ama pek fazla bir şey vermedi.
bize hangi şarkıyla katılacak yine? Yani şarkı söylemeyi biliyor mu bir adam? Önce ona bakacağız. Ekrandaki siması, duruşu, boyu posu yerinde mi, bay ya da bayan fark ediyor. Kamera kullanmayı biliyor mu? Halise kamerayı çok güzel kullanıyordu. Kamera böyle cimcikler geçerken gözüne böyle bir takip edişi vardı. Ben profesyonelim diyor. Ayağı titremeyecek sahneye çıktığı vakit orada. Yabancı dil bilecek. Vay ben neymişim abi demeyecek kendi kendine. Gidip orada 3 dakikalık görevini iyi yapacak. Bu moralde olacak. Birinci de olabilirim, sonuncu da olabilirim diye gidecek. Hiç apra tapra yapmayacak. Profesyonel olacak. Gidebilen tabii inşallah ben giderim bir sene. Yani şarkıcı değil tabii, besteci olarak da. Ha besteci olarak da. Yoksa yap bakalım böyle bir besteci. İnşallah yani böyle kendi evde yapıyorum gerçi ama tabii. Bak söyleyelim gençlere, bakın söylüyor. Demek yakın bir tarihte bestesini duyacağız inşallah. İnşallah. Hadi peki çok teşekkür ederim abi her şey için. Yolunuz açık olsun, iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.